gelse? Abi seçim gelse ne olacak? En azından MHP ile birlikte tek başına iktidar olamayacak. Gene çok yüksek oy alsa da... Araştırmaları takip ederseniz görürsünüz. İYİ Parti %15'e falan çıktı. Biliyorsun MHP sen? Düştü. Hep ya şimdi ben, diyelim ki. Ben 50 senedir hep izledim. Kimleri gördüm ki bu adamdan başka Türkiye Cumhuriyeti Devleti yüceten, büyüten, sanayi, bütün iş yatırımları, dünyayı dize getiren hiçbir lider görmedim, göremem. Tek kelime. Tek kelime. Tek kelime. O yüzden bu parti geliyor. Yani ön yargılamak yapmayın. İşte böl. Kimse satmaz. Böl parça. Yok. Antalya yerindedir. Bak Antalya yerindedir. Hakkari yerindedir. Edirne yerindedir. Kimse bir yere gitti. Böl parça. Anlatayım mı da? Sen de beni böyle karşı karşıya getiriyorsun. Abi ne aldın? Abi kimsenin gücü yetmez. Abi ne aldın? Bak kimsenin gücü yetmez. Tamam ne aldın? Bana söyle. Şu anda Ermenistan. Bak şu anda Ermenistan. Yunanistan. Bulgaristan. Bütün Siyonistler, din düşmanları. Türkiye'yi nasıl karıştıracağım? Osmanlı'nın kuruluşundan beri var. Yeni bir şey değil bu. Ekmek niye askıya koysunlar? Koysunlar. Ben yolda yürürken adam diyor ki ben acım. Gidiyorum lokantada yediriyorum. Allah kabul etse çık gidiyorum. Aç insan var mı abi? He? Yok. Yalandır. Yalandır abi. Yolda giderken görüyorum. Yalandır. Ha o çalışmıyordur ve parası bitmiştir ya da ne bileyim. Pardon, siz bu söylediğiniz bilgileri nereden öğrendiniz? Aktarıyorsunuz bize. Bak şimdi bu memlekette kimler geldi hepiniz yaşı uygundur. 50 yaşının altında değilsiniz. O kadar dürüst siyasetçiler geldik ki. Özal'ı gördük. Biz dedik Özal çok iyidir. Dindardır. Adam nasıl öldü gitti? Abi yanlış adam ne yaptı memlekette? Ne yaptı hadi? Ne yaptı ki abim? Kalktılar dedi ki örtü. Dürüstlüğü mü tartışıyoruz? Gelmez. Diyordu ki örtü, akşam kalkıyor diyordu ezan. Ertesi gün diyordu Kur'an, öbür gün hep onlarla uğraştılar. Sadece Kur'an'la uğraştılar. Bir şeyler saydınız abi. Bulgaristan, Ermenistan, şudur, budur falan. Bu tür bilgi. Ben şimdi ilk defa duydum. Ben her zaman dinliyorum. Alıyorsunuz. A Haber. Hangi haber? A Haber'i dinliyorum. A Haber'i dinliyorum. Bütün kanalı dinliyorum. Ben kanal ayrım yapmam. Ben Fox'u dinle de Türkiye'nin gerçeklerini gör. Ben Fox'u dinlediğim zaman ben Fox'u dinlediğim zaman ne görüyorum biliyor musun? Ha bir dakika dinle ya. Fox'u dinlediğim zaman zannediyorum herkes açtır. O kadar ki ümitsizleniyorum ama kapatıyorum. O kadar ümitsizleniyorum. O kadar tok adam mı? Kara konuşuyor. Kara. Askıda ekmeğe ne gerek var o zaman anlamadım. Ya askıda şimdi biz Müslüman Türk milleti hayrı severiz. Doğru mu? Doğru. Yok bir dakika. Şimdi adam fırına gidiyor, parası belki yoktur, utanıyor, gurur meselesi yapıyor, istemiyor. Biraz önce dolar 8 lira oldu, biraz önce. Evet, takip ediyor musunuz? İsterse 20 olsun. Ben ne dolar alırım, ne satarım, ne veririm. Yapmayın. Kendi paranızı, milli paranızı kullanın. Abi milli paranızı kullanın. Abi Türkiye Cumhuriyeti yazdı ya. Çok farklı. O zaman satılan ürünleri sizin hükümetiniz milli parasına çevirsin. Biz de milli parası kullanalım. Uluslar arası bir sorundur. Uluslar arası bir sorundur o. İşim yok diyorsun ya. Ben Bozkurt'a çalıştım. Çok özür dilerim. Cebimizde dolar biz gidiyor marketlere almıyor. Niye diyor gidip bozacaksınız diyor. Tamam gidip ruble alıyoruz gidip alışveriş. Türk parası da geçmiyordu. Niye? O adamın devletine saygım var. Çünkü onun kuralı uluslararasıdır. Uluslar içinde kendi paranı, kendi milletini, kendi yatırımını. Antalya'dayız. Bakın şu an Antalya bir deniz şehri, turizm şehri. Yani boş vakitlerinde balığa giden, hobi edinmiş arkadaşlar var, dostlarımız var. O balık oltasının ucundaki iğne var ya, iğne. Ya da evde annelerimizin, hanımlarımızın kullandığı toplu iğneler var ya. Biz bunu bile üretemeyen bir ülkeyken. Şimdi üretiyoruz. Nerede üretiyoruz? Şimdi üretiyoruz. Nerede bir tane, biz üretmiyoruz? Bak fabrika demiyorum. Abim dedi ki uçak üretemiyoruz, ürettik. Dedi biz de ürettik. Bütün hepsi şu anda uzaydaki vurdukları Ermeni pişleri, ürdükleri o itleri, din düşmanları şimdi Türk SİHA'ları vuruyor. Türk SİHA'ları veriyor. İHA veriyor. Hayır abim. Bizim neyimiz var? Hayır. Bak şu anda uygulandı. Din düşmanları. Bak. Atatürk'ün ya, zamanında vardı. Atatürk'e kurban uçağımız olsunlar. Vardı. Atatürk kurban olsunlar. Şimdi bir şey kalmadı. Hepsi bitti kardeşim. Niye yalan söylemeyin? Türkiye hepsi bitti. Hepimiz acıyız ya. Dolara muhtaçız. Dolar. Hepsi dolar. Bak, Atatürk bugün sağ olsaydı. Dolar 20 lira olsa fark etmez. Onun açıklamasını yapsın ya. 20 lira olsa fark etmez. Abi isterse 100 lira olsa.
olsun. Ben dolarla işim olmaz. Olamaz abi. Zengin işidir. Bu FETÖ'nün işidir. Telefon var mı cebinde? Ben elhamdülillah. Çok bakayım, bakabilir miyim abi? Ne malı Rubai, bu telefon? Rubai'dir. 2 milyar. Dolarla aldınız bunu abi. O beni ilgilendirmez. Ben mağazaya gittim, Türk lirasını verdim. Bak ben mağazaya gittim, Türk lirası verdim. Geldi. Abi uluslararası sorunu devlet sorunudur. Bu benim halk sorunu abi, değil. Sen burada 1000 lirayı da alabilirdin yalnız. 2000 liraya aldın ama bunu 1000 liraya da alabilirdin. Abi öyle şey olur mu? Şu an ben PlayStation oynayamıyorum. PlayStation burada 8 milyar. Yabancı ülkede 500 euro. Ben şimdi Almanya'ya kaçayım, zengin olayım o zaman. Doğru değil miyim abi? Bu adam bizim geleceğimiz. Bütün dünya karışıp dünya dağılıyor. Herkes bugün Atatürk kalksaydı, bugün Atatürk kalksa çok şükür. Atatürk bu kalksa Sayın Cumhurbaşkanı diyerdi, devlet tayı verdi ona. Gelecekten bak, umudunuz var mı? Gelseydi şu mahaşa gelmez. Gelecekten çok şükür, hiç şüphem yok. Şimdi gelecekle hiç konuşalım abi. Gelecek burada abi. Evet abi. Abi bir şey söyleyeceğim, ben gidiyorum. Tarih yazacak, tarih yazacak. Bu Erdoğan hükümeti yıkıldığı gün, bu milletvekilleri var ya falan hepsi. Kenar evren beter olacaklar, hepsi idam istenecek. Kenar Evren iyi yaptı. Kenar Evren'i AK Parti kötüledi. AK Parti kötüledi. Ben polis çocuğuyum dayı, ben bilirim. Ben polis çocuğuyum. Ben 80'lerde gördüm. Üniversitelerde bıçakları, silahları gördüm ben. O dönem bitti. O cehalet dönemidir. Şimdi Müslüman din gençleri yetişiyor. Bak Müslüman din gençleri yetişiyor. İslam gençleri sorun ne biliyor musun? Halkı dinlemiyor işte abim gibi. Abi, şimdi ben sana şunu sorayım. Son yıllarda deist ve ateist sayısında inanılmaz bir artış var Türkiye'de. Bak. Siz dindarın arttığını söylüyorsunuz. Ben Kur'an okumuş, ben medrese talebesiyim. Medreseye yetiştim biçim. Allah razı olsun, cümlemiz herkese nasip olsun. Şimdi sokağa sor, çok özür dilerim. Cennabetin nasıl kalktığını bilmezler. Bak cennabetin nasıl kaldığını bilmezler. Banyoya gider, çok özür dilerim. Bak cennabetini nasıl kaldırdı bir Müslüman bunu çok 1000 kişiyi sor. Yine var ya 100 kişi tam bir. Ben biliyorum. Ben iyisini biliyorum. Ben bilmesem kendine güvenip de konuşmam. Ben şimdi sana sorsam sen zor durumda kalacaksın. Onun için eğer bu memlekette Allah korkusu, bak Allah, peygamber, Kur'an, devlet. Kur'an'da sonra devlettir. Ama devlet nasıl bir devlet? Kur'an'la yöneten bir devlet. Anladın mı? Anayasan düzgün olacak. Allah korkusu alacak. Ne diyor? Allah korkusundan olmayan bir insanda korkacaksın. Bak Allah korkusu. Bunu sordum size. Allah... Deist ve ateist neden artıyor abi? Deist ve ateist sayısı neden artıyor ülkemizde? Bunu sordum abi. İnsanlar gittikçe münafıklaşıyor. Niye biliyor musun? Biz batıya özeniyoruz. Bak batıya özeniyoruz. Dindar bir nesil yetişiyor. Bak Hristiyan Papa ne demiş? Hristiyan kızlara demiş ki örtün demiş, uzun giyin. Niye? Müslüman kızlar açıldı. Belli ol, siz belli olun. Bak düşünebiliyor musunuz? Çünkü Müslüman kız açı gezemez. Bak Müslüman kadın, Allah-u Teala diyor ki eğer bir erkek karısını kızını, yanlış anlamam ben size söylemiyorum. Karısını kızını sokağa çıkıp ben o üzerinde lanetimi yağdırıyorum. Niye? Müslümandır. Çünkü insanlarda utanmak imanın yarısıdır. Şimdi cevabını aldım. Şimdi ateist de şey ne? Ateist neden? Ateist kimdir? Allah'a inanmayan kişidir. Müslümanlar da Allah bunu nasip etmesin. Allah Müslümanlıktan çıkmasın. Değildir ateist. Ateist hiçbir dine inanmayan kişiye. Bak, varlığına inanan yanlış biliyorsunuz. Bakın. Çok ezbere konuşuyorsun abi. Geldi bir tanesi dayı verdi ona elif verdi. Elif bir kelime verdi. Allah'ın ismi ilk elif. O adam ateistti. Allah'ın var olduğunu bilmiyor yani. Allah nedir? Ben abi genç bir arkadaşla konuşuyorum. Evet abi, müsaadenle. Konuşamaz diye. Hayır abi. İslam devlete onu yapamaz. Ha o yüzden ateist çoğalır. O yüzden ateistler çoğalır. Bak o yüzden ateistler, dinsizler çoğalır. Niye? 11 yaşındaki çocuğu bahçesinde su içti diye dövdürüyor. Hakaret ediyorsun bazı halklara yani. Ayıptır ya. Bir çocuk gidiyor su içiyor diyor. Çocuğu bahçede duruyor. Biraz sakin olun. Ben değil. Abi biraz sakin olun lütfen. Sakin. Kardeşimizle bir konuşalım. Evet abi. Kardeşim sen nasıl görüyorsun geleceği? Ben gerçekten mantıklı düşünebilen bir insan olduğumu düşünüyorum ve şu an yabancı ülkelere göre baktığımız zaman ülkemizin çok kötü olduğunu, maddi açıdan çok kötü yerlere gittiğimizi düşünüyorum. Ciddi manada mesela yabancı ülkede mesela onlara göre de 500 TL abi, bize göre de onlara göre 500 lira da onlar mesela çok uygun fiyatlı şeyler yapabiliyor. Tabii yabancı ülkede daha ev kiraları falan yüksek ama en azından daha insanlar daha ferah bir yaşam yaşıyorlar yani orada daha rahat yaşıyorlar. Ama biz burada abi mesela hiç rahat yaşamıyoruz. Yani ben mesela gidip kendime bir tane sweatshirt alamıyorsam parasından, maddi durumdan evet alamıyorsam. Senin üstündeki elbiseler kötü mü? Vallahi abi. Şunu kötü mü bu elbise? Abi çıplak mı gelsin canım? Yok yok. Kendim alamıyorum. Yalan ben ya, 50 lira 100 lira da alırsın. Abi ben, tamam alırız ama. Sen nerede yaşıyorsun? Sen nerede yaşıyorsun? Ben nerede yaşıyorum biliyor musun? Aha Yenidoğan'da yaşıyorum. Ben Gecekondu'da oturuyorum. Toplumun. Türkiye'de yaşıyorum abi. Genel halinden. Abi ben abime şu konuda katılıyorum. Gerçekten batıyor özeniyoruz konusunda tamam, hani insanlar deist ateist falan filan olabiliyor. Bende de mesela küpe falan var. Belki öyle düşmüş olabilirsin ama ben elhamdülillah Müslümanım. Evet, özgür bir ülkede yaşıyoruz.
o konuda abime hak veriyorum ama abi ülkenin gelişimi açısından ve gidişatı açısından ben kendimi hiç rahat görmüyorum. Hatta şunu her zaman da söylemişimdir, hani elime biraz para geçse, biraz daha büyüdüğüm zaman yabancı ülkeye gidip kendim adıma ve çocuklarım adına daha... Yabancı, Türkiye'de kazandığın parayı hiçbir yerde kazanamazsın. Bak ben Moskova'da çalıştım. Süper değil mi? Bir dakika. Kıbrıs'ta çalıştım yine aynı. Bu memlekette kazandığın para yeter ki kazan. Dürüst ol. Bak dürüst ol. Helal ol. Allah korkusu senden olsun. Allah korkusu senden olsun. Vallahi kazan, billahi tillahi kazanırsın. Doğrusun abi, doğrusun, haklısın. Burada sen bir kira veriyorsun. Oğlum. Bak müsaade et, müsaade et. İş yok değil, bir dakika, iş yok değil. İş beğenmemezlik var. İş beğenmiyorsun. İş beğenmiyorlar. 6 milyon o kadar. İş mi beğenmiyor? Evet. Ben emekliyim. Kardeşim ben 67 yaşındayım. Ben inşaatta çalışıyorum, tamam mı? Adam bir hafta eleman aradı, bulamadı kardeşim. İnşaatla mı çalışıyorsun abi? Efendim? İnşaatla mı çalışıyorsun? Evet. Yaşın kaç abi? 67. Emeklisin? Yok, emekli değilim. Çalışıyorum. Niye emekli değilim? Prim yatırmadım ben. O kadar. Oraya gireyim. Ben de inşaatta çalışanlara iş veren birisiyim. Ne iş yapıyorsunuz inşaatta? Kalıpçıyım ben. Kalıpçısınız. Ben seramikten örnek vereyim. Seramikleri kimler döşer? Seramik ustalarını tanırsınız. Hani iş beğenmiyor diyorsunuz ya. Ben de işçi beğenmiyorum. Bak, ben de işçi beğenmiyorum bu ülkede. Sen çok iyi patron musun derseniz iddia ediyorum iyi patronum. Şimdi açayım. Türkiye'de bir seramik ustası Antalya'da günde minimum 15 maksimum 30 metrekare yapar. Bakın aradaki makası biliyor musunuz? 15 metrekare ile 30 metrekare arası seramik döşeyebilir. Evet. Avrupa'da kaç metrekare döşüyor biliyor musunuz? Bilmem ben. Ne kadar döşüyor biliyor musunuz? Bakın işte ezbere konuşuyorsunuz, araştıralım. Evet. Sen genç adamsın, birazdan sana da söyleyeceklerim var. 7-8 metrekarede bırakıyor. Saatle 10 düşer. Ben temiz düşer. Hakkını veriyor. Ha, bakın kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Ha, bir dakika müsaade edin, ben şunun cevabını iş, verebilirim. İş beğenmiyor diyorsunuz ya. Ben sana bunun cevabını verebilirim. Sen eğer bir işçiyi götürürsen, kardeşim sen bana günde 30 metre yapan var ama sen bana 10 metre yaptın dediğin zaman temiz, o adam da yapmaya çalışır. O taşeronun suçudur. Peki, senin suçundur. Bakın burada haklılığınız var. O zaman ben de size şunları sorarım. Buyurun. 60 yaşındayım dediniz. Abim de tam 50 yaşındayım. 50 yaşındasınız. Ben de 43 yaşındayım. Evet. O zaman şöyle bakmak gerekiyor. İlk önce ben sizden hesap sorarım. Tırnak içinde, yanlış anlamayın. Sizler benim büyüğüm olarak, sen benden 17 yıl, sen benden 10 yıl büyük olarak mücadele etmemişsiniz, bu düzeni düzeltmemişsiniz. Şimdi gelip de sizden 10 yaş, 15 yaş birisi olarak ben hesap soruyorum. Bu genç kardeşim de benden hesap sorsun. Gelelim. Bir saniye. Şimdi oraya geliyorum. Bir saniye. Sisteme geldik mi? 20 senede sistem düzeldi. Allah'a şükür. Bakın yavaş yavaş. Geliyorum. Sisteme geldik şimdi. Evet. Sisteme bak. Bir dakika. Sisteme geldik. Abi devam ediyorum. Lütfen. Sistem son 20 senedir düzeldi. Şimdi sistemden bahsediyoruz. Buyur abi. Büyük söz her zaman geçer. Şimdi AK Parti dönemine kadar, 2008'e kadar sanat okulları diye bir şey kalmamıştı. Kapatılan. Meslek diye bir şey kalmadı. Millet sanatkar arıyor, sanatkar bulamıyor. Daha anlatabildim. Da olmayacak, sanatkar da olmayacak. Bundan sonra bakın, olacak. Bundan sonra olacak. Hayır, peki, bundan sonra olacak. Sizin o zaman sizin bu tezinize bir şeyle söyleyeyim. Köy endüstrilerini kim kapattı? Bak Hacı, köy endüstrileri kapattı. Hacı Baba. Kim kapattı? Gençler sen hatırlamaz. IMF geldi, elinde çantalı, gözlüklü, tamam mı? Bir dinle. Geldi sen dedi ki sen bu memlekete pancar ekemezsin. Antalya Limanı Katarlılara satıldı. Bu vatan parsel parsel satılsın. Satıldı. Kime satıldı? Bu vatan parsel bana parsel satılmış, sana satıldı. Bu vatan. İhracat oluyor benim mu, Türkiye'm olmuyor. Satıldı. Ben İhracat 16 oluyor yaşındayım. Olmuyor. Benim eğitimim sen, bitti. Sağlığım sen bitti. Sen 16 sene sonra bu. Sen 16 sene. Abi bırak Allah aşkına. Sen 30 sene geldiği zaman bu dedikler. Arabalardan %150 ÖTV alınıyor bugün. 16 yaşına ben yaşıyorum. Nişanlı limanını satmışlar. Her limanları satmışlar. Vatanın dört bir kenarını parça parça satmışlar. Yazıklar olsun. Hala savunuyorsunuz. Yazıklar olsun. Gerçekten ne yazıklar olsun. Özal dedi ben köprü satarım, baraj yaparım, satarım, havalanı yaparım. Özal'ı bırak sen. Abi şu anda Türk geçmişi satmışız. Geleceği satmışız. Günümüz gitmiş. Hepsi gitmiş. İstanbul'da bak. Şöyle baksana. İstanbul'un göbeğinde bir çocuk gidip komşusundan internet çekiyorsa, düşüyorsa, ölüyorsa suysanın mıdır, benim midir?
Bak ben sana söylüyorum. Çocuk gidip çatıda düşüyorsa internet için sen hala da konuşuyorsun ya. Yeter ya. Tasu Çiler gördün, Mesut Yılmaz'ı gördün, Ecevit Demir'i. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, geçmişi gençler anlamıyor ki. Hayır, geçmişi... Ecevit'in gitti, Amerika böyle yaptı. Fukaraya bir sadaka ya, bunu biz Osmanlı torunuz, bize yakışmaz. Aç kalırız biz. Abi, bak, gençler, bak. Tayyip Erdoğan ne yaptı? Gitti Obama'nın gelin, böyle yaptı. Gelin lan buraya dedi, hepsini dizeye getir. One minute dedi, one minute dedi, hepsi dizeye getirdi. O kadar, o kadar. Gençler anlamazlar. Bak, biraz önce bu çocuk konuştu. Abicim, ben şu an ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir şey söyleyebilir miyim abi? Rusya'da ne oldu? Rusya'da ne oldu? Ben Moskova'da çalıştım. Tamam, Moskova'da Tayyip Erdoğan'a karşı, hükümetimize karşı yapılan muamele neydi? Bir dakika, eskiden... Eskiden her gün orada bir Türk öldürülüyordu. Orada bir ırk var, bir dakika, ırk var. Onların günü var. Her gün bir Türk öldürülüyordu. Tayyip Erdoğan dedi ki Putin'e, benim bir tane vatandaşımı kılına dokunamazsınız. Biz gezerken... Ben pasaportu gösterdiğim zaman ayılız paka 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 Türk ödüyordu. Kapıda beklettiler ya abi. Baba, gördün mü sen? Baba yani o başka. O uçak düştü. Onu da hatırlat. O uçak düştü. Adam biz düşünmedik. Uçak değil, uçak değil. Uçak değil. Hayır, hayır, başka konuda. Yok şimdi biz çok seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Bak tamam, Ruslar. Bir de hükümetimize abi, bir saniye abi sessiz ol. Bir konuşalım ya abi. Gençler sen de daha iyi ya. Bir şey söylüyordum abi sen. Şimdi abi bak. Kaç yaşındasın abi diyorsun? 18 abi. 18 yaşındaki bir arkadaşın geleceğe dair endişeleri var. Bakın. Abi bir dakika. Abi lafını bir ben 17'li baktım bir dakika. Ben sadece bu yapmakla. Bak inşaatta bu yaptım. Bak içki içmedim, kumar oynamadım, gece hayatı riske bari. 17'ime baktım sadece emeğimle. Fırça salladım. Siz 5 milyonluk telefonla her gün ayakkabı değiştirerek bilmem ne yaparsanız baban 100 milyon kazansa da havadır. Bak abi gel. Çok bakın ben işverenim. 8 yıldır aynı telefonu kullanıyorum. Tamam. Bakın bu tür örnekler vererek bir yere varamayız. Bak varamayız. Tamam mı? Çocuğu varsa her birinin 5 milyon telefonu var. 3 kere 5 15. Onu günde ayda da 100 milyon faturası. Ayakkabı da yokmuş abi. Şimdi herkese ayakkabı var. Bu ayakkabı bir zenginlik göstergesi değil mi? Elinizde öpsün. Güzel bir şey söyleyebilir miyim? Abi diyorsun ya eskiden ben çocuklarıma baktım diye. Sen eskiden kardeşlerine baktığında abi yiyecek içecek ne kadardı biliyor musun? Kola 2,5 2 liraydı. Şimdi ne kadar biliyor musun? 7 lira. Fiyatlar arttı. O zaman arttı da ne kadar? Bulamıyorduk. Yiyecek. Bak. Baba bir dakika bak. Benim babam Diyarbakır köylüyüm. Bir dakika dinle. Diyarbakır'a giderdi, para cebine koyardı. Biz derdik ki mesela bize şunu getirecek. Adam gelirdi akşam boş gel. Niye? Debildir çocuğu dikkatini kaybetme. Şeker yok. Çay yok, gaz yok, bilmem ne yok, vay falan yok, beba ya bu ne ya, para var, bir şey yok. Şimdi para da var çok şükür, eşya da var. Akıllı olun, dikkatli olun, cart cürt inmeyin, füzuli israf etmeyin. Bak otellerde çalıştım, emin ol, Orta Doğu'yu besleyecek kadar o ekmek, et. Hiçbirimiz o eti her gün evde bulamayız, kusura bakmayın. Bak büftekler, pirzolalar, yani bak. Sabancı'nın evinde bile her gün o eti götüremez. Yani götürmeyecek parasında değil. Yani götür ama hep çöpe gidiyor. Abi israftır. Burada lafınızı kesiyorum israf. Abi. Kes bakayım. Lütfen konuşurken birbirimizi dinleyelim abi. Dinleyelim. Bir şey sorabilir miyim? Niye gençleri dinlemek istemiyorsunuz? Bak burada genç arkadaşımız konuşuyor. Genç görmemiş, geçmişi görmemiş. Sayısı değildir. Abi, geleceğimiz geç. Bak geleceğimiz o zaman bizim. Ben büyüğüm. Ben gördüklerimi söylüyorum. Bırak bu çocuk. O zaman ben beni dinleyecek. Bak beni dinleyecek, tamam. Beni dinleyecek. Zaten ama sen dakikadır sizde abi zaten. Bu çocuk konuşması lazım. Abi ben son geleceğimde ümidim yok. Ya ne demek ümidim yok? Abi, niye ümidim olmayacak? Benim, hayır olabilir. Zayıftır. Bir dinleyelim mi abi? Bir dinleyelim mi? Bak vatandaş bu eleştiriyor. Bu çocuk vatandaş, bu çocuk. Yoksa inancın da yok. Sen bitmişsin. Hayır. Sokulama tarihin bitmiş demek ki ya. Ya. Bu bizim Allah seni yaratırken rızkını kardeşimiz vermiş. Bu çocuk yaşayacak. Vermiş, bak bu çocuk vermiş. Yaşayacak. 50 yıl yaşayacak. Bir sen saniye, sen yol, 20... yol göster. Bu arkadaş. Ben ne yapayım abi? Bana de ki ben sana ha, evet abi seni dinliyorum. Okuyorsun değil mi? Okuyorum abi. Ne okuyorsun? Sağlık meslek lisesinde çok okuyorum. Şükür bak ne güzel bir yer okuyorsun değil mi? Evet. Ama atanamayabilir. Ya nasiptir abim herkes diye sağlık ben. Şimdi ben mimarsam herkes mimar mı olacak? Sen doktorsan herkes mühendis, pilot mu olacak? Yani öyle bir şey yok. Sen okuyorsan eğer yıllarını veriyorsan abim, olmak herkes olmak memur, amir olursa kimse iş yapmaz. Herkes yan gelir, yan gelir. Bacağı üstüne. O zaman Yunanistan biliyor musun? Yediler hazır battılar. Şimdi gümürtüye gidiyorlar. Ne yapacağını şaşırdılar. Şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun? Dürüst olacaksın. Bir, Allah korkusu. Eğer Allah korkusu sende olmazsa sen hiçbir şey olamazsın. Yani akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir diyen adam ahmak dedi haşa o kişiye, o yazara. Yani
akıllı düşmanın olsun ama 1000 tane akılsız dostun, akıllı dosttan sana zarar gelir. Müslümanın cahilinden zarar gelir. Bak Müslümanın cahili en tehlikeli insandır. Yani bir Hristiyan kiliseyi beni ilgilendirmez ki. Ben onu Hristiyan olduğunu, ben ona niye Hristiyan olduğunu diyemem ki. Eğer Müslüman olsa, baş olmasa da kendi gideceğe. Ama sen dürüst, Allah korkusu senden varsa her şey olur. Bir, devletine, önce kendine, kendine faydan olacak. Kendine fayda olduğu zaman devletine, milletine, anneanne, babana faydalı olduktan sonra Allah yürü kulum der. Hiç kimse seni yıkamaz. Anladın? Önce kendine fayda olacaksın. Sen Sağlık Bakanı, peki, sağlık. Ne yapacak abi arkadaş? Yani konuşuyoruz. Ne yapacak? Ne, sen şimdi okurken okuyorsun değil mi? Evet, sen ölene kadar gidip çalışabilirsin. Lokantada, restoranda. Hasan, şu an Türkiye'deki eğitim sistemini biliyor musunuz? Şu andaki sistemi çok çok güzeldir. Bizim benim köyümde 4 tane duvar vardı. Bir dakika. 4 tane duvar vardı. Öğretmen yoktu. Bak öğretmen yoktu. Niye öğretmen yoktu? Sağcıdır, solcudur, yok o bilmem komünisttir, yok bilmem o teröristtir. Ya arkadaş biz insan, peki, değil miyiz? Girelim. Peki bir saniye. Çıktı. İçişleri Bakanı oldu. Ben niye olamadım tamam, bilmem. O konuya girelim. O konuya girelim. Bak şimdi çocuğa okul kıyafeti alıyorum. Tamam. Bir saniye. Tamam. Sistem o kadar güzel ki, o kadar güzel oturmuş ki. Tamam. Kıyafet satan adam, okul kıyafeti satan adam, üniforma satan adam hangi üniformayı satacağını bilmiyor, biliyor musun? Ne üniformayı satacağını? Üniformayı satan adam bile hangi üniformayı satacağını bilmiyor. Çeşit var ki, sen de şaşırıyorsun. Ben mağazaya gidip ne alacağımı şaşırıyorum. Vallahi gidiyorum şu bu hangisini. O kadar çok ki. Benim yanlış anlamayın, iki tane oğlum var senin yaşında. Baba diyor ayakkabı, tamam oğlum. Baba öteki diyor, tamam oğlum. İki oğludur. Yani Allah herkesi bağışlasın, ona da bağışlasın. Yeter ki akıllı olsun, tamam okuyun, bana, devlete, milletine bağlı ol. O eskiden öyle değildi. Biz bir kara ayakkabıyla bir sene geçiriyorduk. Kara ayakkabıyla. Ben onun cevabını vereyim abi. Tamam mı? Bak o eskiden neyle alakalıydı biliyor musunuz? Teknolojiyle alakalı. Bir saniye abi. Yönetim. Seni yöneten kişi kafa yoktur. Söyle. Teknoloji, teknoloji de kafa zaten teknoloji hükmediyor. Fırsat. İlk uçağı kim yaptı? Atatürk yaptı. Şu an, şu an söylediğim şeyde hakkım var. Eski savunma sanayimiz nereye gidiyor? Yakaladık mı? Eskiden ayakkabı zor üretiliyordu. Şu an bu çeşidin bol olmasının sebebi teknolojiyle alakalıdır. Teknolojiyi aldıkça ülkeler almak zorundadır zaten. Hatta keşke ben şunu beklerdim sizden. Bak biz sizden şunu bekler. Teknoloji Kur'an'dır. Kur'an'ı sana okutmuyorlardı bak. Kim okutmuyordu Kur'an'ı? Kim okutmuyordu? Kur'an'ı kim okutmuyordu? Kur'an'ı ma huve şifaun ve rahmetun lil müminine ve leyezidu zalimine illa hasaren. Kur'an ne diyor bak. Diyor ki ben size Kur'an'ı indirirken Allah-u Teala peyderpey ayetleri gönderdim. Batıl yok oldu. Hakikat geldi. Size diyor Kur'an'ı şifa olarak gönderdim. Bir dakika ama ben ayet okuyorum sana. Bir dakika. Ben İmam Hatip mezunuyum. Bir dakika dinle. Diyor ki ben size Kur'an'ı şifa, bilim, ilim, irfan, teknoloji, merhamet, rahmet olarak gönderdim.